Merhaba 8. sınıf öğrencileri. Ben Numan Cicikara. Akıllı Matematik Atölyem kitabı Güçlendiren Test 12 ile karşınızdayım. Soru 1'i çözerek başlayayım. Önce soruları tamamını okuyacağız. Bir sınavda alınabilecek en yüksek puan, sınavdaki her öğrenciye verilen x puanın üzerine sınavdaki soru sayısının karesi eklenerek bulunabilmektedir. Sınavda alınabilecek en yüksek puan 4x kare artı 9x artı 4 ise sınavda kaç tane soru sorulmuştur? En yüksek puanı düşersek, önce kalemimizi ayarlayayım. En yüksek puan x'i toplarsak, düşersek yani 4x kare artı 8x artı 4 kalır. Bir de x. Şu en yüksek puan. Burası da soru sayısının karesi. Birincinin karesi 2x. İkincinin karesi 2. Arada hep toplam olunca toplamanın karesi. Ne demişti? Soru sayısının karesi. Demek ki soru sayısı 2x artı 2 olur. Doğru cevap Ceyhan seçeneği. Bir sonraki soru. Alanı 100 santimetre kare olan metal üzerinden bazı parçalar kesilerek aşağıdaki logo oluşturulmuştur. Buna göre neler kesilmiş bakalım? 100'den yukarıdaki, aşağıdaki ve ortadaki 3 tane Y'ler kesilmiş. Bir de 2 tane üçgen kesilmiş. Yani toplamda 4 tane Y kare kesilmiş. 4 tane Y kare. 100'den 4 tane Y kare kesilmiş. Bunu 2 kare farkı şeklinde yazarsak 10'un karesi eksi 2Y'nin parantez karesi. Dolayısıyla 100 eksi 10 eksi 2y çarpı 10 artı 2y. Dolayısıyla Adana seçeneğini bulmuş oluruz. Çevresi 8A metre olan kare şeklindeki bir arsaya 4 blok apartmandan oluşan bir site yapılacaktır. Arsanın binaları haricinde kalan kısımlarında oyun alanı, park, yeşil alan gibi ortak kullanım alanı olacaktır. Sitedeki apartmanların tabanları kare şeklinde ve çevreleri 4B olduğuna göre sitenin ortak kullanım alanı. Öncelikle buranın çevresi 8A ise 8A'yı 4'e bölersek her bir kenarın 2A olduğunu ve alanın da 2A'nın karesi olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Burada 4 tane blok yapılacak ve her bloğun çevresi 4B. 4B'yi 4'e bölersek her bir kenar B olur. Peki alanı ne olur? B kare. Kaç tane kesilecekti? 4 tane. O zaman 2A eksi 2B çarpı 2A artı 2B. Burada her iki tarafta ikiler olduğu için ikilerin parantezini alırsam A eksi B. Burada iki parantezini alırsam A artı B. Şurada B yazmayı unutmuşum. Ve ikileri de çarparsam 4 çarpı A eksi B A artı B. Dolayısıyla doğru cevap Bursa seçeneği. Evet. A 13 tam onda 7, B 6 tam onda 3. X tabloda verilen değerler için aşağıda tablo oluşturulmuştur. Buna göre x'in alabileceği değer 10 olduğunda x kare, x çarpı a kare, 2abx ve xb kare ifadesinin değeri ne olur? Yani şuradaki miktarı soruyor. Şimdi öncelikle herkes de x olduğu için x parantezini alırsa burası a kare artı 2ab
artı b kare gelir ki bu tanıdık bir ifadedir. A artı b'nin parantez karesidir. X 10 değerini alacaktı. Tamam. A ile B'nin toplamı da 13,7 artı 6,3'ün karesi. Dolayısıyla 10 çarpı topladığımızda 20 gelir. 20'nin karesi 400 çarpı 10 eşittir 4000. Dolayısıyla cevap Denizli. Devam edelim. Güzel bir soru, şekilli bir soru. Kısa kenarı 2 santimetre, uzun kenarı 10 santimetre olan 4 eşlik dörtgen yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre taralı alanı veren özdeşlik aşağının hangisidir? Öncelikle burası 10, kısa kenar x olduğuna göre burası 10 eksi x. Diğer kenarlarda 10 eksi x olduğuna göre bu 10 eksi x'in parantez karesi. Bakıyorum. Böyle bir şey yok. Birincinin karesi 100 eksi. Birinci ikinci çarpı iki katı 20x ve ikincinin karesi x kare. Bunu istersek x kare başta 20x ortada ve 100 sonda olacak şekilde düzenleyebiliriz. Şöyle de söyleyebilirim. X eksi 10'un da karesi birbirine eşittir. Aynı şekilde yazılır. Onun için doğru cevap Adana. Bir sonraki ifade hızlı bir şekilde çözmeye çalışayım. X alanı A birim kare olan bir kenarın bir kenar uzunluğu. Dolayısıyla şöyle yazalım. Yani X alanı A. A demek X kare demek. Tamam, devam edelim. Y bir kenarı B olan, bunu da çizeyim. Bir kenarı B olanın alanı. Demek ki Y de B kare demek. Tamam. Buna göre X üzeri 4 eksi Y ifadesinin AB türünden eşiti. X 4 demek X karenin karesi demek. Eksi Y demek B kare demek. X kare de A demek olduğu için ne olmuş olur? A kare eksi B kare olur. Bu peki hangi seçenekte var? Bakıyorum açık hali var. Yani A eksi B var. Çarpı A artı B var. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Devam edelim. X kare eksi 9 artı B kare artı 2AB dik dörtgenin kısa kenarı x eksi 3 uzun kenarı da x artı 3 birimdir. Buna göre dikdörtgenin çevresinin AB türünden eşiti hangisidir? Öncelikle ifadeyi harfli ifadeler yan yana gelecek şekilde toparlarsam a kare artı 2AB b kare ve eksi 9 şeklinde. Burası da az önce de soruda geçmişti. A artı b'nin parantez karesi demektir. Bu da 3'ün karesi olduğu için 2 kare farkıdır. A artı b eksi 3 şöyle parantez köşeli parantez yap vereyim. A eksi b şey A artı b eksi değil artı 3. Tamam şöyle yaz vereyim. Bir kenar x eksi 3 diğer kenarda x artı 3 değil miydi? Demek x demek A artı b demek. Çevresinin bir ne kadar olduğunu soruyor. Şimdi şöyle okuyalım tekrar. Çevresinin AB türüne işte uzun kenar x artı 3, kısa kenar x eksi 3, kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpacağım. Uzun artı kısa eşittir. Ve bunlar toplandığında eksi 3 artı 3'ü götür 2x. Peki bunun 2 katı alınacağı için 2 ile çarpıyorum. Yani çevre eşittir 4x mi? X demek de a artı b olduğuna göre 4 çarpı a artı b çıkar. Dolayısıyla doğru cevap Adana seçeneğidir. Son soru. 3 a küp b eksi 9 a kare b
Tek hareç şeklinde verilen bir ifadede L kutucuğuna gelecek ifadeyi soruyor. Evet. Şimdi 3B çarpı A kare buraya gelecek. Yani 3 A kare B seçeneği buraya gelecek. Dolayısıyla yukarıya ne gelir? Her ifadeyi buna bölebilirim. Mesela 3 A küp B bölü 3 A kare B. Eksi 9 A kare B kare bölü 3 A kare B. Üçler gider. A kareden sadece A küpü A kareye bölünce A kalır. B'ler gider. Eksi. A kareler gider. B'den sadece B kalır. 9'u 3'e böldüğümüzde 3 kalır. Demek ki burası A eksi 3 B. L'de A eksi 3 B yazması lazım. Bu da B seçeneğinde mevcuttur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet, iyi akşamlar.